Değerli izleyiciler, Kaplan Okulları'ndayız. Şu anda Ramazan Sakal hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Yıllardır sizlerle program yapıyoruz. Sanki okullarımızı 25 senedir tanıyormuşum gibi geliyor bana. Evet. Ancak Kaplan Okulları ne zaman kuruldu? Biraz tarihçeden söz eder misiniz? Evet, sizlerle yıllardan beri tanışıyoruz, çalışıyoruz. Evet. 25 sene olmasa da Murat Hocam. İnşallah 25 senelere. Kaplan 2011 yılında Haşim İşcan'da bir dershane olarak, daha önceden tabii farklı bir franchise markasıyla, isimle açmış olduğumuz bir dershanemiz o dönemki tabiriyle. 2015 yılında ise yine eski bir marka olan franchise ile 2015 yılında şu an röportajımızı yaptığımız okulumuzu açtık. Daha sonra Yıldırım Kampüsümüz, Nilüfer'e ek Yıldırım Kampüsümüz, Bursa'da yine Osman Gazi Ovakça Mahallesi'ndeki kampüsümüzü, 3. kampüsümüzü 2017 yılında 3 kampüsümüzle, yine Haşim İşcan'da devam eden kişisel gelişim kurs merkezimiz ile yola devam ediyoruz. Tabii bu 2011 yılından 2021 yılın itibariyle şu an için 2 yıl önce Kaplan markası ile, kendi markamız olan, Bursa'nın markası olan Kaplan markası ile de 2 yıldan beri devam ediyoruz. İstanbul ayağımızda bu süreçte 2 yıldan beri gelişti. Yani büyümeye, markamızı büyütmeye devam ediyoruz. Hocam, okul ve eğitim girişimiyle ilgilenen insanların eğitimci olmasının faydaları var mı? %100 var. Evet, bunu yani da biraz anlatır mısınız? Bugün belki birebir olmayabilir örnek ama hani hasta olduğumuzda derdimizi anlatacağımızın doktor olması lazım. Evet. Farklı bir meslek grubuna gidip anlattığımızda kendisi de bize bildiklerini anlatacaktır. Hani bir öğretmene de nitekim eğitimle ilgili sorunun yöneltilmesi lazım. Bu bir kurucu da olsa, genel müdür de olsa, bu bir müdür de olsa, öğretmenin nitekim hem geçmişi, çalışmışlığı, hem de öğretmenlikten geliyor olmasının %100 önemi var, farkı var. Bunu hem kendi okulumuzdan hem de sektörel olarak baktığımızda, başarılı olan kurumların kurucularına baktığımızda veya ekibine baktığımızda, idarecinin, ekibin, öğretmenin, öğretmen geçmişi olan, bu işten tecrübe elde ederek çalışmış kişilerle yola çıkılması son derece önemli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı, evet, ona saygı duyuyoruz, ona uyguluyoruz. Ancak Kaplan'da her zaman bir yenilik, bir yenilikçilik, bir yenilikçi, inovatif bakış açısı var. Evet. Maker atölyelerinden tutun da bazı psikolojik programlara kadar. Bunları ilk başladığımız günlerden itibaren beri konuşuyorduk. Evet. O dönemde bu dersleri alan öğrenciler, bu dönemde artık büyüdüklerinde, Kaplan'da devam eden öğrenciler de farklılıkları gözlemleyebiliyor musunuz? Ya tabii bilişsel gelişim modeli hatırlarsınız, siz de ilk yıllarda eğitim olarak öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitimlerinden biriydi. Bu farklılıklar hayatı hazırlayan dersler oldukları için illaki farkını çocuklar bunu daha çok görüyordur. Yani uzaktan bakıldığında nitekim vermiş olduğunuz dersler öğrencinin boyuna, kilosuna etki eden şeyler değil. Eğitim hayatına ve anne babanın daha çok onu gözlemlediğinde evet biz bu dersin farkını gördük diyebileceği şeyler. Ama biz de özellikle bizde şöyle bir kültür oldu. Yani bizim okulumuzda okuyan öğrencilerin Kaplan öğrencisi diye dışarıda bir etkinliğe, bir geziye, herhangi bir yere katıldıklarında oradan biz son derece teşekkürler alıyoruz. Davranışlarıyla ilgili, ilgileriyle ilgili, öğretmenlerinin onlara olan keza o organizasyondaki bütünlüğüyle ilgili. Fark ediliyorlar. Biz bunu hani bu geri dönüş sanıyorum. Bizim kendi öğrencilerimizi veya işte biz şöyleyiz böyleyiz demekten ziyade sizler de nitekim birçok belki kurumla gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Röportajdan önce de konuştuk. İçerideki hava sanıyorum ki kurumlara gidildiğinde biraz kendini hissettiriyor. Bizim öğrencimiz, velimiz veya bizim ziyaret ettiğimiz kurumlar da bize bu geri dönüşleri veriyor. Sizin öğrencileriniz hocam özel okul olmasına rağmen disiplini, ilgiyi, alakayı biz farklı gördük diye söylüyorlar. Bu geri planda o verilen derslerin veya öğretmenlerin pedagojik anlamda çocuklara olan yaklaşımı ile ilgilidir. Başka kesinlikle farklı bir şey ben değildir. Ben Kaplan dönüşüm sürecinde veli bağlılığını da gözlemledim. Evet, o ismin açıklandığı gecede hocam neredeyse 600 veli vardı. Ve o 600 veli de büyük bir
sevgiyle kucaklamıştı markayı. Evet, evet. Bu sadece evet. Demek ki isimle alakalı bir şey değil. O verdiğiniz eğitim bilinci evet, ve evet. O kafayla ilgili bir şey demek. Tabii çünkü işin başında olan kişiler değişmediği müddetçe. Güzel. Sadece değişen bir tabela ise ki bu tabelanın değiştikten sonra veli ve öğrenciye olumlu katkıları da oldu ise. Bravo. Yani siz aynı kişiler olabilirsiniz. Kurumun ismi de değişmiş olabilir ama değişen isimden sonra olumlu değişimler de beraberinde gelmişse bu o zaman veli gözünde de öğrenci gözünde de kıymet gören bir şey. O süreçte bu marka değişimini yaptığımızda siz belki bizim ilk sayılarımızı hatırlıyorsunuz ama evet. Kurslarla okullarımız 3 kampüsle birlikte düşündüğümüzde kursu da dahil ettiğimizde 2000-2500 öğrencilik bir veli portföyü bu marka değişimini yaşadı. Ve biz son derece bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde adapte olduk. Devam eden eğitim yılı içerisinde ve geçtiğimiz eğitim yılı içerisinde de verilen sözlerin tutulduğunu ve fazlasını insanlar gördüğünde de son derece güzel, son derece motive, Kaplan isminin de adından gelen o gücünü de hissettiğimiz ve hissettirdiğimiz bir oluşuma dönüştü. İnşallah da Bursa'dan başlayan bu hikayenin İstanbul'a devam ediyor. Farklı Türkiye'deki farklı illere de yayılması evet. için mücadele edeceğiz. Yani marka şehir Bursa, marka şehir Bursa sürekli konuşulan bir konu. Evet. Eğitimde de bizim bir markamız olacak şimdi. Evet. Ve bunu artık ihraç ediyoruz evet, evet, İstanbul'da. Evet, evet, evet. O süreci de anlatır yeni başladık. 2 yıl önce yine İstanbul'da işte Esenler'de kurs merkezimiz açıldı. Levent'te şu an için çok yine güzel. Bu yıl kurs merkezimiz açıldı. Aslına bakarsanız pandeminin öncesinde okul projeleri de İstanbul ayağımızda vardı. Fakat 2020 Mart ayı itibariyle doğan pandemi süreci bizim bu projelerimizi askıya almamıza neden oldu. İnşallah önümüzdeki eğitim yılı itibariyle hem Bursa'da şu anda yine kurs merkezi PSM'de Haşim İşcan'dakine ek olarak PSM diye tabir ettiğimiz şube ismiyle yeni lokasyonumuzda kurs merkezimiz aktif olacak. Eylül ayı gibi, Ekim ayı gibi. Anaokul projelerimiz var. Bursa'da bireysel bir anaokulu, birden fazla anaokulu açmayı düşünüyoruz. Kaplan'ın o enerjisini, gücünü, eğitimdeki bakış açısını temelden çocuklarımıza vermenin hissiyatıyla anaokulu projelerimiz var. İstanbul'da yine anaokulu, kurs merkezi ve yine özel okul konseptiyle düşüncelerimiz var. Ama hani yakın vadede Bursa'da kurs merkezimiz şu an aktif halde olacak PSM'de. Anaokuluyla ilgili minimum 2 veya 3 tane okullarımız dışında bireysel anaokulu olarak Kaplan Kids, Kaplan Junior adı altında projelerimiz var. Bunlar önümüzdeki Ekim, Kasım, Aralık aylarında aktif olduğu ve kamuoyuyla da reklam anlamında paylaşıldığını hep birlikte göreceğiz. Hocam başarılar bazında bakalım. Yani mezunlarımız. Evet. Bunun başarılarından memnun musunuz? Bu sorunun iki türlü cevabı var. Bu soruyu siz bize 3 yıl önce sorduğunuzda sürecin örgün bütün bir sürdüğü bir süreç yaşayacaktık. Zor bir süreci yaşadık. Yani öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz pandemi sürecinde. Bu süreçte başarılı öğrencilerimiz var, başarıya ulaşmaya gayret eden öğrencilerimiz oldu. Bir mücadele yılıydı evet. bu. Sonuçlara baktığımızda, Türkiye genelindeki sonuçlara baktığımızda YKS'de de, LGS'de de, tabii belki bu soruların soruluş tarzıyla da yani eleştiriler yapıldı. Pandemi dönemine rağmen bu kadar zor sınavların tabii, olması eleştirildi tabii, özellikle tabii. LGS'de, matematikte olsun özellikle. Zor bir yıla, zor bir sınavla çocuklarımız karşılaştı. Ama buna rağmen biz tabii ki hep yüzdelik dilimden bahsediyoruz. Yani full çıkaran öğrenci sayısı Türkiye'de düşmüş olsa da ya da puanlar düşmüş olsa da yüzdelik dilimler konuşulduğu için okul yerleşmede. Yüzdelik dilimlere baktığımızda hani biz mesela işte bir yanlışla, bir boşla full yapmayı kaçırmış evet. öğrencilerimiz var. Üzüldük mü? Üzüldük ama pandemi süreci içerisinde böylesine zor bir sınavda bir yanlış bir boş yapılması da aslında sevindirici bakıldığında. Fen Lisesi'ne, İstanbul'daki fen liselerine olsun Bursa'daki fen liselerimize, öğrenciler hatırı sayılır başarılı Anadolu liselerimize yerleşen öğrencilerimiz var. Bunu da yine
hem sosyal medyadan hem de açık hava reklamlarından yüzdelik dilimlerle ilgili paylaşımlarda da bulunduk. Evet. Öğrencilerimizin işte %5'inin Fen Lisesi'ne, %15'inin 20'sinin nitelikli okullara yerleşmesi gibi. Üniversitede de inşallah bu sonuçları paylaşacağız. Başarılı olduk mu? Bu velilerin takdiridir. Doğru. Hani buradan çok klasik cümleler kurarak en iyi kurumuz, en iyi kurumlardan mesele o göreceli, değil. Göreceli. Bu bir göreceli bir kavram fakat Kaplan markasına duyulan güven, bizim mücadelemiz, çocukların mücadelesi burada ortak düşünülmesi gereken Doğru. bir şeydir. Hani tek başına okulun vereceği, tek başına öğrencinin bir noktaya gelebileceği bir hikaye değil bu. Doğru. O nedenle velilerimizden gelen dönüklere baktığımızda biz elimizden geleni yapıp çocuklarımızdan elinden geleni Aynen. yaptı. Pandemi süreci olmasına rağmen hocam biz memnunuz sözünü duymak. Keza 8'lerden mezun olan öğrencilerimizin Kaplan ailesinde devam edebilme isteğini görmek. Çok önemli. Şimdi bu bir başarıdır. Tabii. Tabii ki Fen Lisesi'ne giden İstanbul'daki okulları tercih eden öğrencilerimiz oldu. Bizde kalın dedik. Kendi düşünceleri vardı. İstanbul'a giden öğrencilerimiz oldu. Kariyeriyle. Kariyer diyorum artık ben buna. Ama güzel bir yıl pandemi olmasına rağmen başarılı Aynen. bir yıl geçirdik. Ben Son olarak saygıdeğer hocam, yeni döneme hazır mıyız? Hem hijyenik manada evet. hem mental manada. Bunu da biraz anlatır mısınız? Tabii ki hazırız. Bütün hazırlıklarımız 1,5 yıldan beri bakanlığımızın da hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Özledik değil mi? Tabii ki özledik ama ara ara bir araya geldik, evet. ara ara kapandı. Biz mecburen okullar. Zaten o yönetmeliği, o yönergelere uymak zorundasınız. Tabii. Hazırlıklarınızı Tabii. yapmak ve teftiş bununla ilgili zaten görüyorsunuz. Gerekli yönlendirmelerden tutun, öğrenci yönlendirmeleri tabelalarından, hijyen kuralları ile ilgili tüm kurallar, gerek ortak alanlarda, gerek sınıf içerisinde, gerek lavabolarda, bu alanlarda tüm gerekli önlemlerimizi aldık. Hassasiyet içerisindeyiz. Öğretmenlerin aşılanması konusunda hassasiyet gösteriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki tüm öğretmenlerimiz zaten bu konuda ilk Nisan ayı gibi hatırlıyorsam, evet, yanlış başladı. Hatırlamıyorsam başladı. Aşılama süreçlerimiz de bitti. Velilerimizin de vatandaşların da tabii ki bu aşılama sürecine destek olması çok güzel. Tüm sektörlerin hayata tam anlamıyla dönebilmesi için son derece önemli. Tabii şu an bu çekimi yaparken nitekim birbirimizden en az sanıyorum bir 2,5-3 metre evet, uzaktayız. Maskesiz bir şekilde yok. Yapıyoruz. Evet. Bu kurallara, maske, hijyen, mesafe, bu kurallara dikkat etmek zorundayız. Çocuklarımız için kendi namıma söyleyeyim. Hocam yeni 2021-2022 eğitim öğretim döneminde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu söyleşi için vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Siz bize her zaman Murat Hocam uğur getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Birlikte başladık diyebilirim bu yola. Sağ olun. Bu süreci de yakından görüyorsunuz. Evet. İnşallah farklı lokasyonlarda da söyleşilerimize İnşallah. İstanbul'da, Ankara'da, İnşallah. İzmir'de Tabii devam ki. ediyor Yine olacağız. Yine ana okullarımız. İnşallah. 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 Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.